Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında paralel kenar konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Paralel kenarın özelliklerinde kalmıştık. Onu anlatacağız bu dersimizde. Et kitabımızda sayfa numarası 128, 129 ve 130'u işleyeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Birinci özellikle köşegenler birbirini ortalar diyoruz. Niye? Sebebi çok basit. Şu kenarlar eşit ya A, ya. Hocam şurada ne var? Bir kelebek var. Kelebekteki oran kaça kaç? A bölü A. 1 bölü 1 olduğundan bunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. Dolayısıyla ne oldu? Gerçekten de birbirini ortalamış oldu. Evet bak köşegenler eşit demiyoruz. Köşegenler birbirini ortaladı diyoruz. Buna da dikkat et. Birinci özelliğimiz bu. İkinci özelliğimiz köşegenlerle alakalı şu özelliğimiz var. Kenarlarımız A ve B. Köşegenler de E ve F ise. E kare artı F kare eşittir. 2 parantezinde A kare artı B kareye eşittir. Evet özellik bu. Yani köşegenle alakalı özellik bu. Hani köşegenler verildiğinde ve şey verildiğinde ama sıkışırsanız böyle bir kosinüs teoremiyle de işi halledebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şuraya bir alfa deyip hocam büyükte de bir kosinüs teoremi ondan sonra küçükte bir kosinüs teoremi deyip sonuca da ulaşabilirsiniz. Yani özellik olarak çıkar mı? bilmiyorum ama çok da zannetmiyorum ama ne olur ne olmaz. Ben yine de bunu yazıyorum size. Şu özelliği mesela bilmenize gerek yok. Bu da böyle bir köşegeni kesip geçen bir doğru varsa paraya kenarın bir kenarın uzantısına doğru. Burası x burası a burası b ise x'in karesi a çarpı a artı b'ye eşittir. x kare eşittir a çarpı a artı b. Bu özelliği bilmenize gerek yok. Sebebini zaten biraz sonra soruda söyleyeceğim. Çünkü kelebek benzerliği ve temel orantı benzerliğinden yani eski bilgilerinizden bununla ilgili soruları rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Dördüncü özelliğe gelelim. Dördüncü özelliğimizde bu. Bunu bilelim. 4 ile 5 hemen hemen birbirinin aynısı. K ve L bulundukları kenarların orta noktalarıysa bak bir köşegen çizilip de K ve L de kenarların orta noktasıyla orta noktasıysa AF uzunluğu eşittir FE uzunluğu o da eşittir EC uzunluğudur. Bunu bilerek yazdım. Özellik olarak bilseniz olur mu? Bence olmazdı. ispatını bilin diye yazdım burada da. Niye? ispatı nasıl oluyor? Hocam şu köşegeni çizecek olursak köşegen var ya. Yani köşegenlerde de özel bir durum oluşuyor. O yüzden köşegen çizmek mantıklı burada. E köşegenler birbirini ortalıyor. Bak şimdi şuradaki üçgene bakar mısın? Bu üçgende ne fark ettin? Hocam kenar ortay kenar ortay. Burası ağırlık merkezi oldu. Madem ağırlık merkezi 1'e 2 oran vardır burada. Hocam burada da yine aynı şekilde ağırlık merkezi oldu. Kenar ortay kenar ortaydan dolayı. Burada da 1'e 2 oran var. B2B demeyelim. Çünkü köşegenler birbirini ortalıyor ya. 3A ise burası da 3A. Burası o zaman A'ya 2A diye paylaştı. Gerçekten 2A, 2A, 2A birbirine eşit oldu. Bu özelliği bu şekilde verdim. Niye? Yani ispatını verdim. Çünkü alanla ilgili bir muhabbet karşımıza çıktığında bunu da bu şekilde ispat yöntemi de bu şekilde. Çünkü Alanı da sorursa, soru sorursa, sorarsa daha doğrusu bak ispat tekniğini bir level öteye atayım istersen. Bak şimdi. Bak. Ben burada ispat yaptım ya uzunluklarla alakalı. E bir de alanı istersen ne yapacaksın? Hop diğerini de çizeceksin diğer kenar ortayı da. Alanı böyle altı eşit parçaya bölmez mi? Evet. Burada da böyle çizeceksin. Burada da alanı 6 eşit parçaya bölmez mi? Böler. İşte bak sana burada gösterdiğim teknik Böyle 7-8 tane özellikte alan özelliği de hem uzunluk hem de alan özelliği ile alakalı kısımların akılda kalmasını sağlar. Mesela e, burada A, 2A, 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 A, 4A diye özellik var. Bu özelliği ezberlemene gerek kalmadı. İspat tekniği ile yaparsan. Tamam. Beşinci özelliğimiz yine aynı şekilde. Buradan şunu şöyle çizersen hocam bu kenar ortay oldu. A kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi oldu burası. A ise 2A. Aynı şekilde A ise burası da 2A oldu mu? Ağırlık merkezinden dolayı evet. Yani burada da yine aynı şekilde. Ali kara uzunluğu eşittir KL uzunluğu. O da eşittir LC uzunluğu oluyor. E ve F bulutları kenarlarının orta noktasıysa eğer. Yine alanla da ilgili dağılımları diğer üçüncü kenar ortayları da çizecek olursan. Çünkü ağırlık merkezi ve alan aynı anda olduğu zaman 6 eş parçaya bölmesini biliyoruz ya. O şekilde diğer üçüncü kenar ortayı da çizip alanı da güzel bir şekilde paylaştırabilirsin. Tamam. Evet Bunları özel olarak bil demiyorum, bilebilirsin de. Ama ispat tekniğini mutlaka, mutlaka bil. Çünkü alan konusunda karşılaşabiliriz böyle şeylerle. Evet. AB uzunluğu 6 verilmiş, BC uzunluğu 8 verilmiş, BD uzunluğu da 10 verilmiş. 10sa bunlar 5-5 mi yaptı? Aynen öyle. Ve bizden ne isteniyor? AC uzunluğu x isteniyor. E hocam burada ne yapacağız? Valla arkadaşlar iki tane kosinüs teoremi de yapıp kosinüs teoremini işleminizi işlemimizi halledebiliriz. Burası da 8 ya. E, hatta o 6 8 10 çıkıyor bu arada. <laughs> Burası 90 derece oluyor. Muhteşem işte. Burası da işte olur. 5 5 AC uzunluğu da 10 çıkar bu arada. Kolay yollu. E paraya kenarda sayılar bu şekilde olmasaydı ne yapacaktık? Şu x'i bulursak olay bitti değil mi? Yani x demeyin de y'yi bulursak olay bitti değil mi? Şurası da 8 ya. Yani bir burada kosinüs teoremi yap. Önce büyük de yap tabii ki. Şuraya alfa deyip. Sonra da küçük de kosinüs teoreminden y'yi bulursun. Kosinüs alfayı bulduktan sonra. Ya da direkt burası y ya. Ya da x ya burası da. Evet. x'in karesi artı 10'un karesi eşittir. 2 parantezinde 6'nın karesi artı 8'in karesinden de işlem işlem işlemde x'i 10 olarak bulursun. Evet. Çözüm bu şekilde. Geldi örnek 14'e. Karafat uzunluğu 4 verilmiş ve df ile fc birbirine eşit verilmiş. Şunlar da birbirine eşit verilmiş. E ne yapacağız? Ali artı fe e uzunluğu nedir diye soruluyor. Bak burada sanırım sıkıntı. Niye? Buraya x dersen hocam sonra burayı bulacağız. E, formül bu çarp tamamı 2 bilinmeyen oluyor. İşte orada bak sadece formülle gidersen sıkıntı yaşarsın. Ama formül değil de ispat tekniğiyle gidersen sıkıntı yaşamazsın. İspat tekniği tabii ki benzerlik. Şimdi bunlar eşit verilmiş. Hocam burası A iken burası da A. 2A iken burası da 2A. A kelebek çıktı burada. Kelebekteki oran kaça kaç? Kelebekteki oran 1'e 2. 4 ise burası da ne olacak? 8 mi olacak? Evet. E sonra ne yapacağız hocam? İstersen şöyle yap. Şu kelebekte hocam 1'e 1 bir oran var böyle. 12 ise 12 diyebilirsin buraya. Ee, ya da hocam şurada bir temel orantı var. İşte A bölü 2A eşittir şu bölü tamamı x diyelim şuraya x bölü x artı 12 diyebiliriz de ya da kısalaştırıp ne diyebilirsiniz kısalaştırıp şunu da diyebilirsiniz e, hocam bunda 1'e 2 oran var ya ort taban var diyebiliriz aslında ya da yazdık böyle sıkıntı yok 2x eşittir x artı 12'den x'i de böylelikle 12 olarak buluruz x 12 çıktı şimdi benden şu isteniyor Ali Kara 8 artı fe uzunluğu 12 isteniliyor. Toplamı da kaç yapar? 20 yapar. Yani örnek 14 20 oldu. Geldik örnek 15'e. Orta noktalarsa ne oluyordu? Bu üçü de birbirine eşit oluyordu deyip oradan sonuca ulaşabilirsin. Ya da ispat tekniğiyle de gidebilirsin. Ama öğrendik artık. Uzunlukla ilgili bir şey geldiği zaman aklında kalmıştır büyük ihtimalle. Ee, ama kalmadıysa da dediğim gibi çizip hocam kenar ortaya kenar ortaya ağırlık merkezi oldu deyip oradan da ispat tekniğiyle de gidebilirsiniz x eksi 3 eşittir 4. x'i buradan 7 buluruz. 2y eksi 2 eşittir 4. 2y eşittir 6. y'yi de buradan 3 buluruz. x artı y isteniliyor bizden. 7 artı 3'ten cevap 10 çıkar. Geldik buraya. Eh, bas sadece ispat tekniğiyle gidersen hop hop hop. Hocam şunların 3'ü birbirine eşit diyebilirsin. Aa, buradan ne geldi? 3x eksi 2 eşittir 2x artı 3 dersin burada. X de böylelikle 5 bulursun x'i 5 bulduysan o zaman burası 4 çıkar. x'i 5 bulduysan o zaman burası da 4 çıkar. çıkar. BM artı DK isteyelim. Bak DK'yı bulmaya çalışacaksın. Bir de BM'yi bulmaya çalışacaksın. Hocam ne var burada? Hop şöyle şuraya bakacak olursan bir kelebek benzerliğim var? Evet. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam A iken burası 2A. 1'e 2. E 4 ise 8'i yazarız. E, bizden bir de şey isteniyor. DK isteniyor. DK'yi yoğunlaşacağız o zaman. DK'yı bulduk pardon. BM isteniyor. BM'ye yoğunlaşacağız. BM burada. O zaman BM'ye de ait şöyle bir kelebek var. Bu sefer de kelebekteki oran kaça kaç yine? Hocam burası A. Burası 2A. 1'e 2 yine. E burası 4 ise o zaman burası da kaç oldu? 8 oldu diyebiliriz. E de 8. DK'da 8. Toplamı da kaç yapar o zaman? 16 yapar diyebiliriz. Yani sadece ispat tekniği değil. Yani sadece özellik değil. Özellik bildiğiniz zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Eski konular yine karşımıza çıkıyor mu? Şekil A'da gözüktüğü gibi çıkıyor. Bak benzerlik çıktı karşımıza. Şuraya geldik altıncı özelliğe. Açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. Dik kesiyordu. Dik ve orta taban üzerinde kesiyordu. E burası A burası B iken. E, şurada bir dikdörtgen oluşuyormuş bunların uzantısından. Zaten burası 90. 90. E burası da 90. 90. E bu da açı ortay. Bu da 90. E bu da açı ortaylar arasında kaldığı için 90. Yani şuradaki şekil bir dikdörtgen oldu. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Bunlar nerede kesiyordu? Ort taban üzerinde kesiyordu. Aa bir de şununla alakalı da bir şey varmış. Ee, uzunluk formülü varmış. Hadi uzunluğu bulalım. Bak ben bilmiyorum. Beraber bulacağız. Burası B mi? B. Şimdi şu ort taban üzerindeki nokta bu da ort taban üzerindeki bir nokta. O zaman bunun devamı ort taban olmak zorunda. Bunun da devamı ort taban olmak zorunda. E o zaman buraya ne kaldı? Muhteşem üç'ten dolayı hocam burası B bölü 2 yaptı. Bu da Muhteşem 3'den B bölü 2 yaptı. Dikkat et şu uzunluk isteniyor benden. E A'dan B bölü 2 ve B bölü 2 yani B'ye çıkartacağım. O zaman buraya da bak a eksi b kaldı. Ya da şöyle diyebilirsin. Hocam x artı b bölü 2 artı b bölü 2 eşittir a dersin. x de böylelikle a eksi b kaldı dersin. Yani oradaki uzunluk neymiş a eksi b'miş. Yani bunu herhangi bir özellik olarak ezberlemeye gerek var mı? Sen bildiğin teknikle soru çözme tekniğiyle ispat tekniğiyle zaten yine buna ulaşabildiğin için bence buradaki özelliği bilmene gerek yok. Kendin yine çıkartabilirsin. Geldik yedinci özelliğe. Yedinci özelliği sanki bilseniz iyi olur. İspatı biraz şey. Ispatı, ispatı sıkıntılı olan yerlerde öğrencilerin ben e, bilmesini istiyorum açıkçası. Şimdi burada diyor ki böyle dışarıda bir doğru verildiğinde paralel kenarın köşelerinden de paralel çizilirse şöyle paraleller çizildiğinde karşıtlı köşelerden çizilen yani A ve C'den çizilen şu Ali Kara artı CN uzunluğu ne eşitmiş? Ali kare artı CN uzunluğu neye eşitmiş? Şu diğer karşıtlı köşelerden çizilen. Yani DL artı BM'ye eşit. BM artı DL'ye eşit diyeceğiz dostlar. Evet. Hocam bu nereden geliyor? Tamam bunu da öğreteyim sana. Ama bak şu tekniği unutma. ÖSYM'de son 10 yıl içerisinde 3 defa sordu. Özellikle de ilgili soru soracaksa da nedense bunu sordu. E, bu nasıl yapacağız hocam? Bak şimdi dikkat et. Paralel kenarda köşegenler nasıldı? Birbirini ortalıyordu değil mi? Evet birbirini ortalıyordu. Hocam şunlar birbirine eşit. Hatta şu parça arada şu parça birbirine eşit. Şuraya bakacak olursam bir yamuk var. E hocam yamukta da bir güzel bir şey var burada. Şurası bak. Ne? Hocam orası tam orta nokta. Hop ortaban çizebilirim. Yani ben buraya e, A, B, C ve D diyecek olursam. Şimdi şuradaki uzunluk nedir arkadaşlar? Orta tabanı O diye göstereyim. Orta taban uzunluğu B artı C bölü 2 değil mi? Evet. Sonra şu büyükte de bir yamuk yok mu arkadaşlar? Şöyle bakacak olursanız. Büyükteki yamuğu da şöyle göstereyim. Bak büyükte de şöyle bir yamuk var. Hocam büyükteki yamukta da A burada A ve D. Bu da yine orta taban oldu. Yani o orta taban uzunluğu bu sefer yanı oldu arkadaşlar? O da A artı D bölü 2'ye eşit oldu. Bölü 2'ler gitti gerçekten. B artı c, A artı D'ye eşit olmuş oldu. İspatı biraz yani hem köşegenleri çizeceğiz hem orta tabanı çizeceğiz. Ek çizimler biraz fazla olduğu için burada sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu özelliği bilseniz iyi olur. Ha, ÖSYM bununla ilgili bu zamana kadar son 10 yılda 12 yılda 3 tane soru sordu ama sorduğu iki soru da üçgen bilgisiyle de yine de yapılabiliyordu. Ee, ama yine de bilirsiniz bunu tamam mı? Çünkü bunu bildikten sonra birkaç yerde de uyarlayabiliyoruz. Hadi bakalım. Şurası Şurasını hiç formülden yapmayacağım. Kusura bakmayın. Açı ortaylar nasıl kesiyor? Dik ve ort taban. Dik ve ort taban. Hop. Madem ort taban. Madem ort taban. Hocam 6-6 muhteşem şundan 6. E burası da 12 ya. 6-6 muhteşem şundan 6. Bak şu uzunluk kaç çıktı? 17 mi çıktı? Evet. x'i de böylelikle 17 olarak buluruz. Eski bildiğimiz tekniği burada da uyguladık. Geldik buraya. E, direkt şu olay. DL'yi de 12 vermiş. Hocam karşılıklı köşelerden çizilen paraleller. Sonuçta aynı doğruya dik çizilmiş. Yani paraleller değil mi bunlar? O zaman 2x artı 1 ile x artı 5'in toplamı. 2x eksi 1 ile x artı 5'in toplamı neye eşittir? Hocam şu köşelerden çizilen paraleller yani 12 artı 7'ye eşittir. 3x artı 4. Burası 19. 19'dan 4 çıktı 15 kaldı. X de böylelikle 5 yaptı. Evet. Özelliği bilince de direkt çıkıyor. İspat tekniğiyle de yapabilirsiniz ya da şöyle hocam dik yamuk ya şuradan dik çizeyim, buradan dik çizeyim deyip de yine yapabilirsiniz. Şu üçgenle şu üçgen benzer oluyor, hatta eş oluyor. Haberiniz olsun. Tamam? Evet, o teknikle de sonuca da ulaşabilirsiniz bu arada. Bu da ikinci ispat tekniği olsun. Geldik örnek 19'a. Örnek 19'da da ne diyor? Bu sefer içeride paralellikler verilmiş değil mi? Hmm. Hocam biz neyi biliyoruz? Dışarıdaki bir doğruya çizilen paralellerle alakalı bir şey biliyoruz. O yüzden gel dışarıdan çiz sen de. Fark etmez. Şuna paralel çiz kardeşim. Şöyle şuna paralel çizdim. E buna paralel çizdim. O zaman bunun devamını buraya getirdim. Bunun devamı burada. Bunun devamı burada. Bunun devamı burada. E formül yoksa da Hani bildiğin şeye de uyarlayabilirsin. E o zaman şuraya bir y dersem. Hocam x artı y. Bak burası da x artı y. Bak burası da x artı y. Bak burası da x artı y oldu. Değil mi? Dikdörtgenlerden dolayı. Şimdi karşılıklı köşelerden çizilenlere bakalım. 5 artı x, 5 artı, x artı y burası. Artı 4 artı x artı y burası. Eşittir. Şu köşelerden çizilenler. Yani 15 artı x artı y burası. 15 artı x artı y burası. Artı şu köşeden çizilen de var. x artı y değil. Sadece buraya çizilen y mi? Y. Y'ler nanay. X'lerden de bir tanesi nanay. E ne geldi buradan? X kaldı burada. 5 artı 4 9. 15'ten 9 çıkınca da 6 kaldı. Evet x'i de böyle 6 bulduk. Yani bildiğim bir şeyi. Hani bir özellik. Çok nadir özellik biliyoruz zaten. E bildiğimiz bir özellik de böyle anımsatıyorsa o özelliğe de uyarlayabiliriz. Biz dışarıdaki paralele doğru çizilenlerin toplamlarını biliyoruz. O dışarıdan paralel çiz. Onların uzantısını getir. Kendiliğinden gelsin. Evet örnek 19'u bu şekilde bulduk. Ve geldik örnek 20'ye. Evet bu tekniği biliyoruz aslında. Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi hocam şuradaki oranlamayı kullanacağım. Ya da buradaki oranlamayı kullanacağım. Şuradaki oranlamayı kullanmak. Hani oran varsa benzerlik vardır demektir. Ya içeri paralel çizeceğim ya dışarı. İstediğin şekilde yapabilirsin. Sana ya büyük ihtimal siz hep dışarıya alıştınız. Ya bir tek bende görüyorsunuz böyle içeriği. Ama ben içeriği tavsiye ediyorum. Çünkü çoğu soruda daha da kolaylık sağlıyor bana. Tamam bu soruda belki bu yöntem daha kolay olabilir ama ben ısrarla içeriye doğru paralel çizmeden bahsedeceğim. İçeri doğru paralel çizince amaç ne ama? Kelebek, kelebek. Kelebek ve temel orantı oluşması. Evet kelebek de oluştu. Temel orantı da oluştu burada. Hatta burası K iken burası 2K olur mu? Şunlar birbirine eşit olduğu için orta taban çıktı. Evet. 2K ise burası da 2K. E, yukarısı 4K oldu. Kelebekteki oran 1'e 4. Nereye yoğunlaşacağım? Bu doğruya yoğunlaşacağım. O zaman 1'e 4 ya. Yani burası Y ise burası 4Y'dir. Ondan sonra şurayı sarıya yine boyayayım ben bir saniye. Heh. Şurası 4Y'dir. E sonra şuraya devam etmem lazım. E hocam ort taban ya şunlar eşit ya. E bunlar da eşit olmak zorunda. O zaman burası 5y oldu. Toplamda 5y ile y'nin toplamına 6y'yi 6 vermiş. Y'yi buradan 1 buluruz. E bizden ne isteniyor? X. X de böylelikle 4y olduğundan dolayı cevap ne çıkacaktır? 4 çıkacaktır. Evet. Örnek 20 de böylelikle 4 çıktı. Paralel kenar EB'nin uzunluğu K iken AE uzunluğu 2K verilmiş. Tamam. 3K. 3K burası. Arkadaş ne var burada? Kelebek var. Tamam. Kelebekteki oran bak oranlamalardan zaten belli. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 3. Ekl'yi vermiş. DK ile LB isteniyor. DK LB. Yani şu doğruya yoğunlaş diyor. Peki arkadaşım. Şimdi ben buraya X dersem. X artı 6. Aa hocam bu da köşegen ya. X artı 6 ise burası da X artı 6 değil mi? Ya da şöyle diyelim. Hocam kelebek oran 1'e 3 ya. E burası x'e burası ne olmak zorunda? 3x e olmak zorunda 1'e 3 orandan dolayı. E burası x artı 6 ise şu köşegenler birbirini ortalıyordu. x artı 6 ise burası da x artı 6 yapar. Ve x artı 6 ile 6'ın toplamı 3x mi? Evet 3x. x artı 6 ile 6'ın toplamına eşit. 2x eşittir 12 yapar. Ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 6 olarak buluruz. A benden dk x 6 bulduysam burası 12 yapar. Artı lb. lb'yi de 6 bulduk zaten. Toplamda kaç yapıyor o zaman? 18 yapar. Evet örnek 21. 18 oldu. Geldik örnek 22'ye. Sözel bir soru. Şekli çizelim. Yukarıda daha ferah bir yer var. Hemen yukarıya doğru çizelim. Arkadaşlar şöyle bir paralel kenar çiz diyor öncelikle soruda. ABCD paralel kenar çiz diyor. A, B, C ve D Dikkat edin, A, B, C, D dediği zaman şu sıralamada yazmaya dikkat edin. İşte AB B yazdı. Sonra buraya C, D, olmaz. A, B diye yazdıysan o zaman bu sırada devam edeceksin. Ya da işte A, B, diye yazdıysan A, B, C, D şeklinde gideceksin böyle. Buradaki sıralamalarda önemli. E eleman AB olsun diyor. Şuradan bir E noktası seç. F eleman CB olsun diyor. Buradan da F noktası seç bakalım. CF ile FB B birbirine eşitlesin. Tamam. A, E uzunluğu 3K iken E'nin uzunluğu 2K desin. Burası 3K iken burası da 2K olsun. Sonra AF ile CE'nin kesişimi diyor. Hemen AF'yi çizelim. Ve CE'yi de çizelim. Şu şekilde çizdik. MF uzunluğu 4 müş. Bunların kesimi de M olarak söylemişti bu arada bize. MF uzunluğu 4 ise bizden AF uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Tamam isteniyor. E ne yapacağız? Oranlamalar var. İstediğin yerdeki oranlamaya bak. Şuradaki oranlamaya bakayım. Buradan sonuca ulaşamazsam sonra Şuradaki oranlamaya bakabilirim tabii ki. Ne yapıyoruz? Oranı kullanacağız. Ne yapacağız? Bak şöyle dışarı doğru paralel kelebek oluşturabiliriz. Yalnız bak dikkat et, bir burada kelebek olur böylelikle, bir de şö şöyle mi? Bir de nasıl olacak? Bir de şu şekilde mi bir kelebek oluyor? Ha? Ya yani iç içi oluyor bunlarda. Sıkıntı yaşıyorsunuz kardeşim. Ben o yüzden bunu çok fazla sevmiyorum. Ne yapıyoruz? İçeri doğru paralel çizdik. Hop içeri doğru paralel çizdik. Evet. 2K ise burası K mı olur? Bak eşitlik var. Orta taban çıktı burada. Ya da 1 bölü 2 orandan dolayı. K çıktı. A. K'yı bulduktan sonra olay bitti. Bak şurada da bir kelebek var. Kelebekteki oran 1'e 3. 1'e 3 ise 4 kere 3. 12 yapar burası. 1'e 3. E bizden AF uzunluğu isteniyor. 12 artı 4'ten cevap 16 çıkar. Evet. Böylelikle örnek 22'yi 16 bulduk ve geldik örnek 23'e. Oranlamalar verilmiş yine. K ve 3K verilmiş. Yani üçgen bilgisine hakimsen olay bitiyor kardeşim. DF'de A iken AF uzunluğu da 2A verilmiş. Şimdi buradaki şeyler isteniyor bizden. Evet buradaki oranlamalara bakıp yapacağız. Hali hazırda bir şey çizmemize gerek yok. 3K ise yukarısı 3K artı K'dan 4K. O zaman burası da 4K oldu. AC'yi vermiş AC'ye yollaşacağız. Bak şuraya bakacak olursak burada bir kelebek var mı? Var. Nereye yoğunlaşacağız? AC'ye yoğunlaşacağız. Hocam AC'yi yoğunlaşacak olursak o zaman burada ne var? Hop şöyle 3'e 4 oran var ya. 3'e 4 oran mı olacak? Evet. Burası 3A burası <laughs> 3B diyelim. Burası da 4B olacak. 7B eşittir 35 ise B'yi 5 buluruz. B5 ise burası 15 çıkar. Burası da 20 çıkar. Sonra ne yapacağız? Hocam şu A'ları yoğunlaşacağız. Burası 3A ise burası da 3A. A Buna yoğunlaşınca da bu sefer böyle bir kelebek çıktı. Ve bu kelebekte de yine şu doğruya yoğunlaşacağız. Kelebekteki oran kaça kaç? Şöyle 2 bölü 3. Yani burası 2 anisken burası da 3 en olacak. Buraya yoğunlaşacağız. E 2 ene 3 eni yazdık daha sonra toplamda 5 en eşittir 35 ise eni de buradan 7 mi buluruz? Evet. n 7 ise burası 14 yapar. 3 en de kaç yapar? 21 yapar. E hocam şurayı 20 bulmuştuk. Şuraya kadar kısmı ya da Şurayı 15 bulmuştuk. 15'i burada 15 ile x'in toplamı 21 değil mi? Evet. E, x de böylelikle kaç çıkar? 6 çıkar. Hali hazırda kelebek benzerlikleri vardı. Oradan yaptık dostum. Geldik örnek 24'e. Paralel kenar verilmiş ABC'de. Ali Berk Can ve Deniz'in evlerinin bulunduğu yerler isimlerinin baş harfleriyle gösterilmiş. ABCD paralel kenarında Ali'nin evinin yola en yakın uzaklığı 25. Şurası 25'miş. Hemen 25'i e yazalım. En yakın uzaklığı dik uzaklık değil midir? Evet. Sonra Berk'in evinin yola en yakın uzaklığı 20. Hocam şu 20'ymiş. Çok güzel. Sonra Deniz'in eve en yakın uzaklığı 32'ymiş. Şurası 32. Ve benden şuradaki uzaklık isteniliyor. E ee, burada aslında bir paralel kenarın dışındaki bir doğruya paralel doğrular çizmiş bulunuyoruz burada. E ee, burası da x diyecek olursam karşılıklı köşelerden çizilen 25 artı x neye eşittir? 32 artı yani şu ve şu karşılıklı köşelerden çizilen toplama 32 artı 20'ye mi eşit olacak? Evet. E ee, böylelikle attık öbür tarafa kaç çıkıyor? 52 eksi 25'ten 27 mi çıkıyor? Yani Can'ın evinin yola olan uzaklığı isteniyordu bizden. Cevap böylelikle 27 çıktı dostlar. Evet böylelikle bu bölümü hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde paralel kenarda alanı işleyeceğiz. Paralel kenarda alan konusunda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.